Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bozo yine kafası atmış. Buraya gelmiş arkadaşlar, çiftliğe gelmiş. Yukarıda gördüm. Daha Bozo, gel oğlum. Gel bacım. Orada köpekler var. Onların yanında. Ya, 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 ya. Gel oğluma, gel. Kimlere sıkıştırıyorsun sen yine, gel. Ya babuş, gel. Vay dürzüm bay. Vay dürzüm bay. Vay dürzüm bay. Çekil. Dürzü. Hadi içeriye kızlar. Dışarıya niye çıktınız? Dürzü Bozo kapıyı açmış. Dışarıya çıkartmış arkadaşlar. Yalan, yalan yemani, kıskanma Dürzü. Arkadaşlar yemeklerimi dağıttım yine. Şöylece hançerin orayı gördünüz mü? Şurayı düzledim. Buraları da komple düzleyeceğim arkadaşlar içeriği. Böyle güzelleştireceğim. Böylece. Güneşte ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama. Bayağı bir toparladım. Bu da Bozo'ya havlıyor Dürzü. Kazanı iyice bir yıkayın, hadi bakalım, hadi. Hadi. Mallar yayılıyor. Aha yine geldi ayı, yine geldi. İçeriği bitirdi, bitirebildin mi? Yok. Hangi birine koşacağını şaşırıyorsun. Dürzü. Hı, kazanı sen yıka bari, hadi. Yıka bu kazanı. Abi hepsini ben yiyeyim diyor ya. Oğlum ye de nerene yiyeceksin yani hepsini. Allah Allah. Acı. Bana yiyişine bakın arkadaşlar, bak. Sanki yok gibi. İçeride de yiyecekler, bakın biri şu köşede duruyor, biri bu köşede duruyor. Kıskandığından bunlara koşuyor. Vay zibidi bu inzalet var. Bak 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 bak. Kazanı da iyi bari la. Kazanı da iyi. Allah Allah. Tavuklarımız dışarı çıkıyor ama arkadaşlar, örnek veriyorum, kapı açılıyor işte, Bozo açmış bugün. Ama bir yere gitmiyorlar yani arkadaşlar. Ha, tek sıkıntı ne? İşte Çamlık tarafından hemen dilki gelip alıp gidebilir. Böyle bir sıkıntı var. Babuşum, babuşum, babuşum. Hadi bağırım, hadi bağırım, yiyin bağırım. Hadi bağırım. Tavuklarımız yumurtayı bıraktı arkadaşlar. Çünkü havalar soğudu. Tek tük alabiliyorsak alıyoruz. Yoksa yok arkadaşlar. Bak bak bak. Avcı şeyleri gördüm bak. İnekleri gördüm. Bak 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 bak. Onlar neymiş onlar onlar? He? Onlar neymiş lan? Yukarıda köpekler var, sabah Bozo onları sıkıştırmıştı arkadaşlar. Ben motordan gelirken oradaydı. Şimdi Tosun hepsine koşuyor arkadaşlar da, avcı yemeğini çok güzel bir şekilde yiyor. Bakmayın böyle olduğuna, o av köpeği olduğu için bunların fizik yapısı bu kadar arkadaşlar. Bunun üstüne çıkamazlar. Yani bu sadece büyür arkadaşlar ama bu fizik yapısının üstüne kesinlikle çıkamaz. Yani Tosun gibi böyle kilolu bir şekilde gözükmez arkadaşlar.
Yani avcı köpekler bu şekilde fizik yapıları, yani genleri bu şekilde arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Kapıyı örttük müydü? Örttük. Bunların genleri bu şekilde arkadaşlar. Bunları bak böyle toz toz yapamazsınız. Çünkü adı üstünde av köpeği bu. Yani karnı aç değil, karnı tok. Ama öyle ağamşam kilo almaz yani arkadaşlar. Hey, 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 dürdü. Ama içerisi gerçekten güzel oldu arkadaşlar. O, şuralarda düzlersem şöylece şu tümsek var arkadaşlar. Tümseği biraz bu tarafa, biraz o taraflara derken yatırıyorum şöylece. Yani şöyle düzlemiş oluyorum buraları. Bir de nasip olursa şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle içeriye gireyim de göstereyim. Yoksa biz bu işin içinden çıkamayız. Biraz yani çıkamayız derken iyi olmuyor yani. Arkadaşlar şimdi köpeklerimizi biliyorsunuz içeriye bağlıyoruz. Yani zincirler içeri kısımda en fazla bu kadar çıkabiliyorlar. Bu kadar çıktıkları için de çok affedersiniz ihtiyaçlarını nasıl görüyorlar? En müsait yeri buluyorlar içeriden ya da şuralardan bir yerden. Bu da iyi olmuyor arkadaşlar. Şimdi ben örnek veriyorum, işte şu arayı kapatırsam, şu telinle şu arayı kapatırsam barutu da örnek veriyorum dışarıya bağladığımda içeriye yatmaya gider. Dışarıda da şey ihtiyacını görür arkadaşlar. Yani dışarıda kalır pislik. İçeride sıkıntı olmaz. Şuradan da şu arayı kapatacağız arkadaşlar. Neden bu araları kapatıyoruz? Zincirleri birbirlerine takabiliyorlar ya da boğuşabilirler. Hani ara mesafeler dedim ya, biz bunları niye bitişik yapmışız falan diye. Ara mesafeler dar olduğu için yani o zincirden bu tarafa şey telden bu tarafa geçmemesi lazım. Meselemiz bu. Yoksa bu işin içinden çıkamıyoruz arkadaşlar. Bitişik yaptığımız için böyle bir sıkıntıya girdik. Kızım hadi ye ye, hadi ye mani ye. Karnınızı açtı hala. Zibidil araba hançer ne güzel yiyor hançer baba. Dur la hançer baba. Niye bu tarafa kalktın, olmaz lan şöyle ye. Dürüzü. Valla pirinç pilavı, ondan sonra maharna, aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar. Böyle karışık karışık bir şeyler yapıyorum. Yani ekmeğe bıraktık belli bir süre. Belki biraz daha ekmeğe de dönebiliriz. Hani böyle ağız değişikliği gibi, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan bu şekilde devam ederiz. Köpeklerimiz maşallah kilo aldılar. Kendilerine geldiler. Zaten kış da geliyor biliyorsunuz. Şöyle bir daha göstereyim arkadaşlar. Bakın şuralar görüyor musunuz? Şuralar yüksek arkadaşlar. Yani yüksek yüksek duruyor şuralar. Şuralara yıkacağım şöyle şöyle. Aynı hançerin orayı yaptığım gibi. O zaman da daha güzel olacak. Böylece. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bugün nasip olursa hançerle barutu araziye götüreceğim. Belki çöplük tarafına gideriz. Belki kurt deresine doğru gideriz. Bilmiyorum. Nasip olursa bir canavarları gezdirelim. Bakın yiyecekler de içeride duruyor. Dışarıda yiyorlar zibidiler. Görüşmek üzere arkadaşlar.